Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun bir zaman oldu biliyorum. Hayatımda çok fazla şey değişti bu dönemde. Yaklaşık 2 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Dedim ki Amerika'da yaşıyorken Amerika'nın nimetlerinden de faydalanmamak olmaz. Türkiye'de bir ilk olacak muhtemelen. AirPods Pro incelemesi yapacağız arkadaşlar. Daha doğrusu bugün sadece kutu açılımı yapacağım. Çünkü dün akşam aldım ürünü. Henüz açma fırsatım bile olmadı. Sizlerle birlikte açacağız. Sonra bir 2-3 gün ürünü inceleyeceğim. Daha sonrasında da bakalım gerçekten hani pro takısını hak ediyor mu gibisinden bir değerlendirme yapacağız beraber. Ben şu an AirPods 2'yi kullanmaktayım. Bu arkadaşıma aldık bunu. Kendisi henüz kullanamıyor çünkü ben inceleme için rehin aldım ürünü. Gelin kutu açılımıyla başlayalım. Kutu açılımından önce şöyle bir bakalım ne farklar var. Burada benim şu üstte gördüğünüz ikinci seri. Ben çok titiz olduğum için kutunun hala jelatinini bile tutuyorum. Bu da altta gördüğümüzde pro. İlk önce Pro'yu açalım, sonra ikinci seriyle birlikte bir inceleme yaparız. Pro'da farklı bir etiket sistemi yapmış Apple. Şöyle buradan açıyorsunuz. Bu şekilde devamını yırtıyorsunuz. Bunu tutmak mümkün değil. Maket bir şeyle açsaydık belki. Yine her zamanki gibi Apple'ın klasik yukarı doğru açılan kutusu. Böyle bir kitapçık karşılıyor. Muhtemelen burada Apple stickerları vardır diye düşünüyorum ama yok gibi görünüyor. Aynen. Apple stickerları yok arkadaşlar. Şunları bir kenara bırakalım. Gördüğünüz gibi yassı bir kutu geliyor. Zaten biraz sonra ikinci seriyle de karşılaştıracağım. Şunu her zamanki gibi AirPods'ların klasik şöyle bir etrafına sardığı şey var. Biraz ağır gibi geldi bana benimkine kıyasla. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Biraz daha kısa bir tasarım. Zaten biraz sonra ben ikiyle de karşılaştıracağım. Kutu böyle. Arkada tuş. Bu wireless charger case ile beraber geliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz LED şarj oranını falan gösteriyor. Turuncu, yeşil renklerle. Yine bunu da bir kenara alalım şöyle. Sticker da alalım. Kutunun devamına geçelim. Böyle yuvası var. Yine bir kablo geliyor. Bu kablo Type-C to Lightning, yani Type-C kablosu bir ucu. Çünkü Apple'ın son cihazları artık Type-C adaptörüyle geliyor arkadaşlar. Bu biraz kötü olmuş. Yani MacBook'lar da Type-C ile geliyor ama buna uygun bir adaptör bulmanız gerekecek. Gördüğünüz gibi şöyle bir isterseniz açayım. Bir ucu Type-C, diğer ucu Lightning. Bildiğimiz klasik Apple adaptörü, kablosu. Kutunun devamına bakıyoruz arkadaşlar. Burada bizi farklı kulak boyutları için silikonlar karşılıyor. Muhtemelen cihazın üstünde medium size var. Burada small ve large olarak iki tane daha silikon var. İlginç bir tasarım. Ben bunu daha önce videolarını izlemiştim. Yani bu diğer kulaklıklardan farklı bir tasarımı var bu silikon girmesinin. Onun dışında kutu bu şekilde arkadaşlar. İşte kutunun arkasına video başında anlatmadım ama işte charging case ile birlikte geldiğini söylüyor. Kutunun devamında bir şey yok. Cihazı alalım arkadaşlar. Şöyle şunları bir kenara alalım. Şimdi bende olan ikinci seriyle bir genel bir karşılaştırma yapalım. Bendeki ikinci seride böyle kitapçıklarla geliyordu. Herhalde bendekinde de Apple sticker'ı yok. Yani ne kadar önemli bilmiyorum ama neyse. Bunları da geçiyoruz arkadaşlar. Benim ikinci seride burada. Ben çok memnunum. Hani zaten ben yani silikonlu kulaklıkları sevmiyorum. O yüzden muhtemelen 2'de sabit kalacağım ben. Yaklaşık 4-5 aydır kullanıyorum. Yani hani bu arada sağdaki Pro, soldaki ikinci seri. Ne kadar bir ağırlık farkı var açıkçası hassas terazide tartmak gerekiyor. Emin değilim. Ama videonun devamında tartarız. Aslında sadece fotoğraf koyacaktım ama dedim bir de tartalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu AirPods Pro 56 gram geliyor. Sadece bir tanesi 5 gram. Gelin bir de ikinci serinin toplam ağırlığına bakalım. 47 gram, yaklaşık bir 9 gramlık fark var yenisiyle bunlar arasında. 3 gram da bir tanesi geldi. Benim AirPods 2 wireless charger, yani kablosuz charge özelliği olmayan arkadaşlar. Videonun gelin devamına geçelim.
Gördüğünüz gibi bu bir yayvan bir yapıya sahip. Şu şekilde açılıyor. Bizimki bu şekilde. LED dışarıda konumlandırılmış. İkinci seride LED içeride. Bu hiç daha eşleşmediği için yani böyle yanıp sönüyor. Arkada resetleme tuşu bu şekilde. Gelin arkaya bakalım. Bunda resetleme tuşu bu şekilde. Bunda bu şekilde. Şöyle çıkaralım bir tanesini. Şöyle kenarda dursun. Bundan da bir tanesini çıkaralım. Genel bir yapıya bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağdaki silikonlu olan zaten az çok da anlaşılıyor. Sağdaki Pro, soldaki de ikinci seri. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Bunda pinler, gördüğünüz gibi şu aradaki bölme şarj için artı ve eksi uçları temsil ediyor. Bunda biraz daha değişik bir yapı. Bilmiyorum görüyor musunuz? Şu an benim kulaklığa bağlandı çünkü şurada gördüğünüz gibi iki tane sensör var AirPods 2'de. Bu iki sensörü kapattığınız an kulaklık otomatik bağlanıyor. Eğer ki kulak algılama açıksa. Yani iki elimle kapattığım için az önce bu yüzden bağlandı. En kısa zamanda yaklaşık 2-3 gün kullanımdan sonra size deneyimlerimizi paylaşacağız. Ama ben ikinci seriyi kullanıyorum. Çok memnunum. Hani çok fazla müzik dinlemeyi seviyorsanız zaten fiyatı da Amerika'da $250. Hani daha fazla müzik dinlemeyi seviyorsanız Pro'ya geçebilirsiniz. Benim öyle çok müzikle falan. Hani müzik dinlemeyi seviyorum ama benim için ikinci seri yeterli arkadaşlar. Pro daha çok böyle muhtemelen bas sevenler için. Yani dediğim gibi bu sadece kutu açılışı olacak arkadaşlar. Bugün sadece böyle bir kısa kutu açılışı niteliğinde bir video paylaşmak istedim. Çok fazla detay bilgim yok cihaz hakkında. Kullanmadım da henüz. Dediğim gibi dün aldım. İlk 2-3 gün kullanacağım. 2-3 günden sonra Pro almalı mısınız? Yoksa bir veya ikinci sürüm varsa bunlarda kalmalı mısınız? Bunlara değineceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle olmanın sevinci içindeyim. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.